Arkadaşlar merhaba. Polinomlar soru çözümüne hemen başlayalım. İyi çalışmalar dilerim hepinize. Soru 1. Birinci soru px eşittir x eksi 4 çarpı bx artı 5 polinom veriliyor arkadaşlar. Buna göre diyor px artı 3 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diyor. Buraya bakalım arkadaşlar. Katsayılar toplamı dediği zaman tereddütsüz x gördüğümüz yere bir yazalım. Çünkü şu polinomun katsayılar toplamını soruyor. İçeriği bir yapmaya çalışmayın. X eşittir 1 yazalım. Önce sorumuzu belirleyelim. X eşittir 1 yazdığımızda buradan P4 soruluyor demektir. Yukarı bakalım arkadaşlar. Şuraya bakalım hemen. X gördüğümüz yere 4 yazarsak ancak P4'ü elde ederiz. Buradan P4'ü hemen elde edelim. X gördüğüm yere 4 yazıyorum. Şurası 4 yazılınca arkadaşlar 0 çarpı bx artı 5 olur. Görüldüğü gibi p4 eşittir 5 çıkar. Bizden istenilen px artı 3 polinomun katsayılar toplamı yani p4 olduğuna karar verdik. Buradan p4'ü de 5 bulduk. Hemen geçelim bir başka soruya. Sorumuz yukarı kadar kaldırayım. Sorumuz şu arkadaşlar. Px baş katsayısı 2, sabit terimi 3 olan ikinci dereceden bir polinommuş. P2 5 olduğuna göre P5 nedir diyor. Şurayı yorumluyorum arkadaşlar. Baş katsayısı 2, sabit terimi 3 olan polinomu hemen yorumluyorum. Px eşittir. İkinci dereceden olacakmış. 2x kare artı ax artı 3. Düşünelim. Polinom ikinci dereceden olacak. Evet, yazdığım ifade ikinci dereceden. Baş katsayısı 2. Evet, baş katsayısı 2. Sabit terimi de 3. Görüldüğü gibi sabit terimi de 3 şeklinde bir polinom yazdık. Dolayısıyla burada tek bilinmeyen var arkadaşlar. A'yı bulup işi bitirelim. Şurayı kullanacağım. P2'yi 5 vermiş. X eşittir 2 için. Buradan P2 oluşuyor. Bunun yerine de 5 yazdım. Eşittir. X eşittir 2 yazmaya başlıyorum. 2 çarpı 2'nin karesi artı A çarpı 2 artı 3. 5'e eşitmiş arkadaşlar bu. Buradan gerekli işlem yaptığımızda A'nın eksi 3 çıkacağını görebiliriz arkadaşlar. Devamında polinomu tekrar yazıyorum. Px polinomu eşittir. 2x kare eksi 3x artı 5. İstenilen neymiş arkadaşlar? İstenilen P5 nedir? X gördüğümüz yere hemen 5 yazalım. 5 yazdığımızda 2 çarpı 5'in karesi eksi 3 çarpı 5 artı 3. Bunun sonucu da gerekli işlem yaptığımızda arkadaşlar P5'in 38 olduğunu görebiliriz. Bu soruyu da geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer soru px ikinci dereceden bir polinommuş. Verilen sembole dikkat edin arkadaşlar. Şu verilen sembole dikkat edin. Bu sembol px polinomunun x eksi n ile bölümünden kalanı işaret ediyor. Bu şekilde tanımlanmış. O zaman şöyle yapalım. Verilen ifadeyi yorumlayalım. Yani daire içerisinde 2 gördüğümüz zaman px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan, yine daire içerisinde 5 gördüğümüz zaman px polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan olarak tanımlayabiliriz. Bu da 3'e eşittir. Yani şöyle diyebiliriz. P2 3'müş. Peki başka? P5 bu da 3'müş. Bunu şöyle yorumluyorum arkadaşlar. Aslında kötü bir soru değil. Px polinomunu oluşturmaya çalışıyorum. Px polinomu a çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 artı şurayı düzeltiyorum hemen. Şurayı arkadaşlar.
x eksi 5 artı 3'müş. Kontrol edelim. Şurada x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda gerçekten karşılığı 3 çıkacaktır. X gördüğümüz yere yine 5 yazdığımızda yine karşılığı 3 çıkacaktır. Dolayısıyla buradan polinomu oluşturup a'yı bulalım. Hemen buraya bakalım. Burada verilmiş bir veri daha var. Bu veriye göre P1'i 11 olarak vermiş. Ne yapalım? X gördüğümüz yere 1 yazıp A'yı bulmaya çalışalım. X eşittir 1 için, 1 için P1 oluşuyor arkadaşlar, P1. O da 11 olarak verilmiş. Bu da eşittir. X gördüğüm yere 1 yazdığımızda A çarpı eksi 1 çarpı eksi 4 artı 3 olacaktır. Şimdi bu işlemi devam ettiğimizde arkadaşlar A buradan 2 çıkacaktır. Polinomu oluşturduk. Polinomu hemen şurada tekrar bakalım polinoma. Polinomumuz burada bekliyor. A gördüğümüz yere 2 yazalım. Polinom net bir şekilde karşımıza çıkacaktır. 2 yazdığımızda x eksi 2 çarpı x eksi 5 artı 3 olarak karşımıza çıktı. Ne soruluyor bakalım arkadaşlar? Px polinomunun şu veriye göre, bu veriye göre x eksi 3 ile bölümünden kalanı soruyor. Kısacası aslında P3'ü soruyor. P3 eşittir. X gördüğüm yere 3 yazacağım. Burası 1 oldu arkadaşlar. Burası eksi 2 oldu. Artı 3. Bu işlemi devam ettiğimizde arkadaşlar 1 çıkacaktır. Yani bu soruyu da P3'ü 1 bulmuş olduk bu soruda. Bu soruyu da bu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Soruyu inceleyin. İyi bir soru diyebiliriz. Devam edelim. Bir başka soruya. Sorumuzu okuyalım. Sorumuz: sıfır polinomu olmayan terim sayıları birbirinden farklı. Yani bir Px polinomu yazdığımızda bu olmayacak arkadaşlar. Sıfır polinomu dediği bu. Terim sayıları birbirinden farklı. P1x, P2x, P3x ve P4x polinomlarının çarpımlarının derecesi en az kaçtır diyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. P1'i oluşturalım. Derecesi en az olduğu için bunu sabit bir polinom olarak alıyorum. Bunu kafadan attım arkadaşlar. 5. Sıfırın dışında sabit bir sayı, istediğiniz bir sayıyı alabilirsiniz. P2'yi oluşturuyorum. Soruda dikkat etmemiz gereken şey şu. Terim sayıları birbirinden farklı olacak. Buraya baktığımızda arkadaşlar bir tane terim olarak kabul ettik. Bir tane terim. Bundan sonra yazacağım polinom iki tane terim olmak zorundadır. Birbirinden farklı olacak. O zaman derecesi en az olduğu için x üzeri birli ve artı rastgele bir terim daha seçiyorum. Bir başka polinom, yani P3x polinomunu oluşturuyorum. Bu polinomda bir tane terim olan yazdık arkadaşlar. Burada dikkat edin. Aşağıda iki tane terimi olan, şimdi üç tane terimi olan polinom yazacağım. Yani x kareli terim ile başlayacağını artık tahmin edebilirsiniz. 3x artı 5. Bu yazdığım polinomları rastgele yazıyorum arkadaşlar. Rastgele yazıyorum derken derecesi en az çıkacak şekilde x değerlerini ayarlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla son olarak Px polinomunu oluşturalım. Bir üstteki 3 terimden oluşuyor. Aşağıdaki 4 tane terimden oluşmak zorunda. Dolayısıyla x üzeri 3 ile başlasın. 4x kare olsun. Artı 5x olsun. Artı 1. Bu terimlere baktığımızda birbirinden farklı. Birinci polinomda bir tane terim var. İkincisinde 2 tane. Üçüncüsünde 3 tane arkadaşlar. Dördüncüsünde de 4 tane. Verilen şartları yerine getirdik. Çarpımların derecesi
en az kaçtır diyor. Polinomların çarpımın derecesi soruluyorsa arkadaşlar dereceleri topluyoruz. Hemen yazıyorum. P1x çarpı P2x çarpı P3x çarpı P4x. Sondan başlıyorum, şuradan başlıyorum. Bunun derecesi arkadaşlar 3'tü artı. Şunun derecesi 2 arkadaşlar. Bir diğerinin derecesini de 1 aldık. Dolayısıyla bu verilen polinomun derecesi de 0 idi. Bunu topladığımızda cevabımız 6. En az 6 olmak zorundadır. Geçelim arkadaşlar. Bir diğer soruya. Sorumuz şu. Sorumuz şu arkadaşlar. Bir saniye hemen. Bunu geçtik. Bir diğer sorumuz bu arkadaşlar. Modellemeleri birer polinom belirttiğine göre bu verilenlere göre x üzeri üçlü terimin katsayısı nedir? Şunu oluşturmam için arkadaşlar hemen söyleyeyim, şu kalemi alayım. Şunu oluşturmam için buraya gitmem gerekir. Hemen sağ tarafında verilen eşitliklerde A, B, C yerine 1, 2, 3 yazarak şu modellemeyi oluşturacağım. 1, 2, 3. A1 arkadaşlar yerine yazdım. X kareli terim geldi. Artı B'yi 2 olarak aldım. 2X, C'yi de 3 aldım. Bu modellememizi oluşturduk. Diğeri de oluşturalım arkadaşlar. Diğeri dikdörtgen içerisinde 1, 2, 0 şeklinde verilmiş. Yani M gördüğümüz yere 1 yazın diyor. N gördüğümüz yere 2 yazın diyor. K gördüğümüz yere de 0 yazın diyor. Yazalım arkadaşlar. M gördüğümüz yere 1 yazdığımızda x üzeri üçlü terim oluşur. 2 yazdığımızda n gördüğümüz yere 2x, k gördüğümüz yere de 0 yazdığımızda karşımıza çıkan dikdörtgen içerisinde 1, 2, 0 eşittir. X üzeri 3 artı 2x ifadesi oluştu. Bunu çarp diyor. Çarpımda x üzeri üçlü terimin katsayısı nedir? Şuraya yazacağım arkadaşlar. Dikkat edin. X kare artı 2x artı 3 çarpı x üzeri 3 artı 2x şeklinde çarpımı hemen yapalım. Yaparken sadece x üzeri üçlü terimi veren ifadeleri çarpacağım arkadaşlar. Kontrol ediyorum. Şu ifadeyi arkadaşlar ne ile çarparsam x üzeri üçlü terimi verir? Tabii ki bununla. Sadece bunu çarpacağım. Buradan 2 tane x üzeri 3 geldi. Şuna bakalım arkadaşlar şuna. Bunu neyle çarparsam karşı tarafta x üzeri 3'lü terimi elde edebiliriz. Elde edemiyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde eleyelim. 3'e geçelim. 3'ü dağıtacağım. Sadece şuna dağıttığım zaman x üzeri 3'lü terim gelecektir. 3 çarpı x üzeri 3. Topladığımızda 5 tane x üzeri 3'tür. Buradan çarpımın x üzeri üçlü terimin katsayısı görüldüğü gibi 5 olmuş oluyor arkadaşlar. Geçelim bir başka soruya. Bir başka soruya. Sorumuz Px polinomu verilmiş. Bu verilen Px polinomunun x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan nedir diyor. Şimdi biraz işlem yapalım arkadaşlar. Yani şöyle Px polinomunun x kare eksi x artı 1 ile bölümünden bir bölüm oluşturalım. Artı buradan k diyelim. İstenilen neymiş arkadaşlar? Kalan nedir? Yani k nedir? Ne yapalım? Şu bx'i yok etmeye çalışalım. Bunun için hep yaptığımız işlemi yapıyoruz. Yaptığımız işlem x kare eksi x artı 1'i 0'a eşitlemek. Eşitlediğimizde x kare gördüğümüz yere x eksi 1 yazacağımız
ortaya çıkacaktır. X'i bulmaya çalışmayın arkadaşlar. Polinomda x kare gördüğüm yere x eksi 1 yazıp kalanı bulmaya çalışalım. Polinomu hemen şuradan alalım. Şuraya yazalım. X üzeri 3 artı 2x kare eksi 1. Bu verilen Px polinomunda x kare gördüğümüz yere x eksi 1 yazıp bu soruyu da hemen çözelim. Düzenleme yapalım. X kare çarpı x olarak yazdım. X üzeri üçlü terimi artı 2x kare artı eksi 1. Şimdi artık yazalım. X kare gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. X eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 1 eksi 1. Şunu dağıtalım arkadaşlar. Bunu dağıttığımızda x kare eksi x artı 2x eksi 2 eksi 1 geldi. Tekrar x kare gördük arkadaşlar. Sonuna kadar x kareli terimi kaldırıp onun yerine x eksi 1 yazmak zorundayız. Yazalım. X eksi 1 x kareli terimin yerine yazdım. Daha sonra eksi x artı 2x eksi 2 eksi 1. Artık sonucunu bulalım arkadaşlar. Şunlar birbirini götürdü. Burada 2x eksi 4 cevabımızdır. 2x eksi 4. Şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Bir diğer soru. Hemen diğer soruyu görelim. Hemen bakalım arkadaşlar. Soru Px polinom olduğuna göre P, M artı N kaçtır? Yukarıdaki ifadeyi öncelikle şöyle inceleyelim arkadaşlar. Şu x kareli ifadeden yola çıkacağız. Biz burayı Px yapmaya çalışalım. Çalışırken önceden gördüğümüz sistemimiz vardı. Sistemimiz şuydu. X karenin x olmasını istiyorum. Yani x gördüğüm yere her iki tarafın karekökünü aldığımızda karekök içerisinde x yazmamız gerekir. Yazdığımızda arkadaşlar düşünelim. Yazdığımızda şuradaki ifadede x üzeri 4'lü terim çift olduğundan dolayı x'in üstünü doğal sayı yapıyor. Buraya baktığımızda burası sıkıntı çıkarıyor. Tek dereceli, üstü tek dereceli terimler sıkıntı çıkarıyor. Çünkü x'in üstü mutlaka doğal sayı olması gerekirdi. O zaman şuna karar verelim. Px kare ile başlayan ifadede x üzeri 3'lü terimi, x üzeri 1'li terimi yok etmemiz gerekiyor. Sebep şurada vermiş. Px bir polinommuş. Yok ettiğimizde arkadaşlar şöyle bir şey oluşacaktır. Px kare eşittir. Px kare eşittir. Hemen x üzeri 3'lü terimi yok ediyorum. N buradan? N buradan? 3 geliyor. Başka x üzeri 1'li terimi de yok etmemiz gerekir. Sebebini az önce söyledim. 0'a eşitlediğimizde m artı 1'i m eşittir eksi 1 olur. Yerine yazalım arkadaşlar. M gördüğüm yere eksi 1 yazdığımızda eksi x üzeri 4. Artık buranın gittiğini gördük arkadaşlar. Bir de şuranın gittiğini gördük. N gördüğümüz yere de 3 yazıyorum. Eksi 3x kare artı 2 geldi. Artık Px bir polinom olma şartını şurası sağlayabilir. Bizden istenilen P, M artı N nedir? M artı N'yi buradan hemen topladığımızda 2 olduğunu gördük. İşleme devam ediyorum. İstenilen kısım P2 nedir? Yani x kare gördüğüm yere 2 yazacağım arkadaşlar. X gördüğüm yere 2 değil. X kare gördüğüm yere 2 yazacağım. X kare gördüğüm yere 2 yazınca eksi 2'nin karesi geliyor. Eksi 3 çarpı x kare gördüğüm yere 2 yazacaktım. Bunu devam edelim arkadaşlar. Burayı P2'nin değeri eksi 8 olacaktır.
Gerekli işlem yaptığımızda eksi 8 çıkar. Çok kısa tekrar ediyorum arkadaşlar. Yukarıdaki ifadeye göre Px polinommuş. Polinomu için, yani Px'in polinom olabilmesi için x üzeri 3'lü terim ve x üzeri 1'li terimi yok etmemiz gerekir. Yok ettikten sonra Px kare polinomunu oluşturduk. Daha sonra da m artı n'yi 2 olarak bulduk. Devamını da bu şekilde getirmiş olduk. Geçelim arkadaşlar. Hemen geçelim. Bir diğer sorumuz. Okuyalım. Sorumuz şu. Px polinomunun x kare eksi 9 ile bölümünden kalan 3x artı 5 olduğuna göre Px artı 2 polinomunun katsayıları toplamı kaçtır diyor. İlk verilen cümleyi yorumluyorum arkadaşlar. Px polinomunun x kare eksi 9 ile bölümünden bir bölüm yazalım. Artı kalanı da 3x artı 5 olarak yazdık. Buna göre diyor, Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı nedir diyor. Katsayılar toplamında x gördüğümüz yere 1 yazacağımızı biliyoruz arkadaşlar. İstenilen P3 nedir? Kolay bir soru arkadaşlar. X gördüğümüz yere 3 yazıp devam edelim. P3 eşittir. 3 yazdığımızda şurada arkadaşlar. Burası 0 oldu. Bx'i yuttu. Diğer tarafta 3 yazmaya devam ediyorum. Artı 5 geldi. Buradan P3 eşittir. 9 artı 5'ten cevabımız 14 olmuş oldu. Bu soruyu da geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer soru. Sorumuz şu. Px bir polinom olduğuna göre eşitliği veriliyor. Buna göre Px polinomu birinci öncülde x artı 1, ikinci öncülde 2, üçüncü öncülde de x eksi 2 ifadelerinden hangisi olabilir? Deneyelim arkadaşlar. Birinci öncülü hemen yazıyorum şurada. Kalemi alalım. Birinci öncül Px polinomu x artı 1 olsun şimdilik. Doğru mu, yanlış mı? Hemen karar verelim. Şunu oluşturalım arkadaşlar. Şunu. Her öncülde bunu oluşturacağım. Yani onu oluşturmam için x gördüğüm yere x artı px yazıyorum. Şurada x gördüğüm yere ve her yerde x gördüğüm her yerde x artı px yazıyorum. X artı px eşittir. X gördüğüm yere x artı px yazdım. Artı 1'imiz var. Bu beklesin arkadaşlar. Bir de şurayı oluşturalım. Birinci öncüle göre, yani polinomu biz x artı 1 olarak kabul ettiğimiz takdirde 2 ile çarpalım arkadaşlar polinomu. 2 çarpı px eşittir 2x artı 2 oldu. İşte bunlar birbirine eşit oluyor mu? Eğer eşit çıkıyorsa birinci öncülü doğru kabul edeceğiz. İlk başta bulduğum şu ifadeyi aşağıda bulduğum bu ifadeye eşitliyorum. Eşitlediğim zaman x artı px artı 1 eşittir 2x artı 2. Kontrol edelim. Bunu karşı tarafa atalım. Şunu da karşı tarafa atalım arkadaşlar. Buradan px polinomu x artı 1 çıktı. Gerçekten doğru arkadaşlar. Başta biz polinomu px artı 1 kabul ettiğimiz için, en sonunda da px artı 1 çıktığı için birinci öncülü işaretleyelim. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle geçelim arkadaşlar. İkinci öncülü de şuraya yapmaya çalışacağım. Px'i 2 kabul edelim. Aynı işlemleri burada uygulayalım. Uyguladığımız takdirde karşımıza çıkan ifade Px artı Px ifadesi yine 2'dir. X gördüğüm yere yazdım ama arkadaşlar sağ tarafta x'i terim olmadığı için bu şekilde x artı Px 2'ye eşit olmak zorundadır. Bir de 2 Px'i oluşturalım. 2 Px, Px polinomunu 2 ile çarptım 4. Görüldüğü gibi arkadaşlar şunlar birbirine eşit değil. Dolayısıyla şu öncül yanlıştır.
Üçüncü öncülü de kontrol edelim arkadaşlar. Üçüncü öncülü de Px polinomu x eksi 2 olarak verilmiş. Bu verilenlere göre Px artı Px polinomunu oluşturuyorum. Px artı Px'i x gördüğüm yere yazdım. Burada da yazıyorum arkadaşlar. X artı Px eksi 2 geldi. Bir de şunu yapalım. Bir de şunu yapalım. Px polinomunu 2 ile çarpalım. 2 tane Px eşittir 2x eksi 4. Bunları birbirine eşitlediğimizde arkadaşlar, bunları birbirine eşitlediğimizde, şu iki ifadeyi birbirine eşitlediğimizde, birinci öncül gibi Px'i yalnız bıraktığımızda Px gerçekten x eksi 2'ye eşit olacağını görürüz. Dolayısıyla bu da doğru olarak kabul ediliyor ve cevabımız 1-3 olarak karşımıza çıkıyor. Fena bir soru değil arkadaşlar. Bu soruyu da geçiyorum. Bir diğer soruya bakalım. Bir diğer sorumuz şu. Px eksi 1'in sabit terimi. Arkadaşlar bu ifadeyi yorumluyorum. Px eksi 1'in sabit terimi. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. P eksi 1 10 olarak verilmiş. Bir diğeri Q2x artı 1'in katsayılar toplamı. X gördüğüm yere 1 yazacağım arkadaşlar. X gördüğüm yere 1 yazdığımızda Q3 7'ymiş. Buna göre X çarpı Px eksi 2 artı Q3x polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu soru tam çıkmamış sanki arkadaşlar. Ben şuraya tekrar şu ifadeyi yazıyorum. X çarpı Px eksi 2 artı Q3x polinomunun x eksi 1 ile bölümünden bir bölüm oluşturalım. Kalan kaçtır diyor. Şimdi çok net bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra şöyle devam edelim. X gördüğüm yere 1 yazarak sağ tarafta K'yı yalnız bırakmış oluruz. Her yerde 1 yazıyorum. Buradan P eksi 1 geliyor arkadaşlar. Artı Q3 geliyor. Yukarıda şurada verilen ifadede P eksi 1'i 10 olarak, Q3'ü de 7 olarak kullanalım. Burayı hemen 10 olarak yazalım buraya. Q3 gördüğüm yere de 7 yazdım. Eşittir. K geldi. Bunun cevabı 17 olmuş oluyor. Şu kısmı arkadaşlar, okunmayan şu kısmı okuyayım. Px eksi 1'in sabit terimi. Şu kısmı da okuyorum arkadaşlar. Q2x artı 1'in katsayılar toplamını burada 7 vermiş. Yukarıda da burada 10 vermiş. Aslında kolay bir soru. Gerekli işlem yaptığımızda arkadaşlar bu soru çok net bir şekilde çıktığını göreceğiz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Sorumuzu hemen okuyalım. Sorumuz, Px ve Qx polinomları için aşağıda verilen x artı 1 çarpı Px artı 1 eşittir 2Qx eksi 1 artı x eksi 1 özdeşliği sağlanmaktadır. P3 arkadaşlar 5 olarak verilmiş. Bu verilenlere göre Qx'in katsayılar toplamı nedir? Sorumuzu belirleyelim arkadaşlar. Qx'in katsayılar toplamı soruluyor. Yani Q1 soruluyor. Yukarıda verilen özdeşlikte arkadaşlar, özdeşlikte hemen Q'ya gidelim. Şurayı 1 yapmaya çalışalım. Şurayı 1 yapmamız için X gördüğümüz yere 2 yazmamız
gerekir. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü Q1'i oluşturmak zorundayız. Q1'i sorduğu için. O zaman soru açık bir soru oldu artık. X gördüğüm her yerde 2 yazacağım. X eşittir 2 için. X eşittir 2 için. 3 çarpı P3 eşittir 2 tane Q1. X gördüğüm her yerde 2 yazacaktık arkadaşlar. Şurada da 2 yazmış olalım. Devamına bakalım. P3 5'miş. P3 5 ise hemen şurası 15 oldu. Eşittir 2 tane Q1 artı 1. Karşı tarafa taşıdık. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman buradan Q1'in 7 çıktığını görebiliriz arkadaşlar. Geçelim. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Diğer sorumuz. Px polinomu ikinci dereceden bir polinomdur. Px eksi P eksi x polinomu aşağıdakilerden hangisi olabilir? İkinci dereceden bir polinom yazıyorum arkadaşlar. Genellemesi ax kare artı bx artı c olan bir polinom olsun. Bir de p eksi x'i oluşturalım. X gördüğümüz yere eksi x yazalım. Yazdığımızda ax kare eksi bx artı c olacaktır. Çıkaralım arkadaşlar. Taraf tarafa çıkarttığımızda buradan px eksi p eksi x ifadesi ortaya çıkacaktır. Gerekli işlem yaptığımızda burada arkadaşlar şunların gittiğini göreceğiz. Bunlar da gidecektir. Burada 2 tane bx kalacaktır. Düşünelim. Sadece x üzeri birli terim olması gerekir. Sadece x üzeri birli terimin dışında başka bir şey olmayacak. Tek bir terimden oluşacak. O da x üzeri 1. 3 tane terim var arkadaşlar. 2 tane. 2 tane terim var. Burada da 2 tane terim var. Cevabımız buradan 3x olmuş oluyor. Geçelim bir başka soruya arkadaşlar. Soruyu okuyalım. Px polinomunun x kare eksi x eksi 2 ile bölümünden elde edilen kalan mx artı n'dir? Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden elde edilen kalan 7 ve px artı 3 polinomunun x artı 1 ile bölümünden elde edilen kalan eksi 2 olduğuna göre m çarpı n nedir diyor. Şimdi şurayı yorumlayalım arkadaşlar. Kalemi alayım. Şurayı hemen yorumlayalım. P x polinomunun x kare eksi x eksi 2 ile bölümünden bir bölüm olsun arkadaşlar. Bu bölüme rx diyelim. Elde edilen kalan buradan mx artı n olarak yazalım. Şimdi burada burayı yorumladıktan sonra şurayı yorumlayalım arkadaşlar. Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden elde edilen kalan 7'ymiş. Bunu hemen tahmin etmişsinizdir. Yani buradan p eksi 1 7'ymiş. Diğer tarafı da yorumlayalım. Şurayı arkadaşlar. Px artı 1 px artı 3 polinomunun x artı 1 ile bölümünden elde edilen kalan eksi 2'dir. Şurayı sıfıra eşitledik arkadaşlar. X eşittir eksi 1. Getirip şurada yerine yazdığımızda P2'nin eksi 2 olduğunu gördük. Tekrar polinoma gideceğiz. X gördüğümüz yere mecburen eksi 1 yazacağız. Çünkü kullanmak zorundayız verileri. Karşılığı 7'ymiş. 1 de 2 yazacağız. Karşılığı eksi 2 olmak zorundaymış. Görelim arkadaşlar. X gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda 7'ye eşit olduğunu gördük. 7 eşittir. Eksi 1 yazdığımızda arkadaşlar burası 0 olacaktır. Şurayı hemen ortadan kaldırıyor. Eksi 1 şurada da yazmamız gerekir. Eksi m artı n çıktı. Bunu işaretleyelim. Başka ne yazmamız lazım? X gördüğümüz yere 2 yazmamız lazım. Aynı mantıkla
2 yazdığımızda arkadaşlar şurayı yine şurayı sıfırlıyor arkadaşlar. P2 eksi 2 imiş. O zaman eksi 2 eşittir. Eksi 2 eşittir. Şura yine gitti arkadaşlar. 0 yuttu. 2 yazdığımızda buradan 2m artı n gelecektir. Yapacağımız iş şu. Taraf tarafa yok etme metoduyla m ve n'yi bulmak. İkisini de şuraya alıyorum arkadaşlar. Önce şunu yazacağım. 2m artı n eksi 2 imiş. Sonra diğerini yazıyorum. Bu da 7'ye eşitmiş. Eksi m artı n. Yerine koyma veya yok etme. Yok etme metodunu kullandığımızda arkadaşlar buradan m'nin eksi 3 olduğunu, n'nin de 6 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. N eksi 3, m eksi 3, n de 6. Şimdi arkadaşlar bu soruda m'yi eksi 3 bulmuştuk. N 6 demiştim. 6 değil arkadaşlar. Yerine yazdığımızda buradan 4 çıkacaktır. M çarpı n soruluyor. Cevabımız buradan eksi 12'dir diyoruz. Geçelim bir başka soruya. Sorumuza bakalım. Sorumuz hemen gelsin. Sol taraftaki soruya bakıyoruz arkadaşlar. İfadesi ikinci dereceden bir polinommuş. Buna göre Px polinomunun katsayısı kaçtır diyor. Çözelim arkadaşlar. İkinci dereceden bir polinomsa şurada üçüncü dereceden bir ifade var. Bunun ortadan kalkması gerekir. Bu ifadeyi arkadaşlar ortadan kaldıracak olan ifade hemen sol tarafındaki ifade olmak zorundadır. Çünkü başka x üzeri üçlü terim yok ya da x üzeri üçlü yapabileceğim terim yok arkadaşlar. Bu verilere göre şunların birbirini yok etmesi lazım. Biri diğerinin eksilisi olması gerekir. Hemen görülüyor arkadaşlar. M'nin buradan eksi 4 olduğu. Yukarıya baktığımızda x'in üstüne baktığımızda n eksi 1'in 3 olması gerekir. Hemen n eksi 1 eşittir 3 ise n'nin 4 olduğunu gördük. Şimdi m eksi 3 n 4'tür arkadaşlar. Bunlar yerine yazıldığında şu ifadelerin birbirini götürdüğünü göreceğiz. Peki niye götürmeye çalışıyoruz? Çünkü başta ikinci dereceden bir polinom olarak soru bu şekilde verilmiş. Px'i oluşturalım artık. Px polinomu eşittir. Verileri yerine yazacağım. M gördüğüm yere eksi 4 yazacağım arkadaşlar. Aşağıda eksi 4 yazdım. N gördüğüm yere de artı 4 yazdım. Yukarısı 8 oldu. Çarpı x kare artı x artı buradan 4 oldu. Bitirelim arkadaşlar bu soruyu da. Px eşittir. Eksi 2x kare artı x artı 4 çıktı. Sorulan ifade ne? Baş kat sayısı kaçtır? Baş kat sayısını hemen görebiliyoruz. Eksi 2'dir. Hemen sağ tarafta diğer soru var arkadaşlar. Onu da çözelim. Diğer soruyu da çözelim. Soru polinom veriliyor. Yukarıdaki polinoma göre diyor. P2x eksi 1 polinomunun katsayılar toplamı ile sabit teriminin toplamı kaçtır? Kolay bir soru. Bu polinomun katsayılar toplamı sorulduğu zaman x gördüğüm yere 1 yazıyorum. X gördüğüm yere 1 yazdım. Bununla yine şu polinomun arkadaşlar bu polinomun sabit terimi soruluyor. X gördüğüm yere 0 yazacağım. X gördüğüm yere 0 yazdığımızda P eksi 1'i bul ve bunları topla diyor.
X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda yukarıda arkadaşlar, şurada X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda P1'in 15 çıktığını görebiliriz. Eksi 1 yazdığımızda arkadaşlar, eksi 1. Şurası eksi 2 oldu arkadaşlar, eksi 1 yazdığımızda. Burası da eksi 4 oldu. Düzenleyelim. P eksi 1 eşittir. Buradan 3 geldi. Topla diyor. Topladığımızda cevabımız 18 olmuş oluyor. Geçelim. Hemen geçelim arkadaşlar. Birinci bölümde polinomlarla ilgili bu son sorumuz olsun arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım. Tam okunmuyor ise şuraya ben hemen şöyle yazabilirim arkadaşlar. A bölü x artı b bölü x eksi 2 eşittir 2 bölü x kare eksi x ifadesi verilmiş arkadaşlar. Bu ifadeye göre a ve b değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Payda eşitleyelim arkadaşlar burada. Polinom eşitliğini kullanalım. Burayı x ile çarpalım. Burayı da x eksi 2 ile çarpalım. Şöyle bir şey çıkacak karşımıza arkadaşlar. Ax eksi 2a artı bx bölü paydamız x kare eksi 2x eşittir 2 bölü x kare eksi 2x oldu. Böyle bir eşitlikte arkadaşlar paydalar birbirine eşitse paylar da eşittir demektir. Koparıp alalım. Ax eksi 2a artı b x bx eşittir arkadaşlar 2. Polinom eşitliği x'in katsayısı arkadaşlar a artı b eşittir 0. Karşı tarafta şurada bir x'li terim oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Sabit sayıda eksi 2a eşittir 2'ye. A'nın buradan eksi 1 çıktığını görebiliriz. A gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda B de buradan 1 çıkacaktır. A ve B değerlerinin toplamı nedir diyor. A eksi 1, B'yi de 1 bulduk. Birinci bölümde polinom sorularının bir kısmını çözdük arkadaşlar. İkinci bölümde yine polinom sorularıyla devam edeceğiz. İyi çalışmalar dilerim hepinize. Başarılar arkadaşlar.